Arkadaşlar merhabalar bir cümle tamamlama sorusu var karşımızda inceleyelim. Bilgisayarlar aşırı derecede faydalıdır herkes için ama onlar özellikle öğrenme engelleri olan insanlar için önemlidir. Yani biz bilgisayarları her ne kadar burada bat dese de ne yaptık övdük arkadaşlar. Pozitif bir yaklaşım var yanına artı yazdım. Bat peki ne işe yaradı? Art, eksen artıya geçmedi çünkü aşırı derecede faydalıdır dediğinde de artıydı. Bat şiddetini arttırdı. Miktar zıtlığı yaptı arkadaşlar. Özellikle diye çünkü vurgu var ikinci kısımda. Şimdi bilgisayarlar öğrenme engelleri için e, nedir dedik? Önemlidir özellikle. İndik aşağıya oldu zıttık yapacak. Dey dediği bilgisayarlar olsa Peters, e, ne olmasa rağmen onlar bireylerin bağımsız öğrenciler haline gelmenin yollarını bulmalıya müsaade ederler. Ama bu olumlu bir cümle. E, i̇ki olumlu cümleyi ben nasıl oldu ile bağlayacağım zıttık bağlayıcıyla eledim Adana'yı. Bursa'ya bakalım. Annes medikçe madıkça messemasa artı eksi bağlar. E, diyor ki D dediği de bilgisayarlar olsa onlar yardım sağlayabilirler diyor. Bir zamanlar öğretmen bir mürebbiye ya da ebeveyn tarafından sağlanan yardımı sağlayabilirler. Burası artı arkadaşlar. Bir sıkıntımız var. Yukarısı da artı. O yüzden eledik konu değil mi? Annesi madıkçayı artı eksi bağlar. Sodet olsun diye demektir ya da böylelikle diye çevirebilirsiniz. Paralel bağlar e, diyor ki en zor vazifelerden görevlerden bir tanesi en etkili teknolojiyi bireyin e, öğrenme profili Ile bağlamaktır, ilişkilendirmektir böylelikle diyor. Yani e, sıkıntı bence burada biraz konu kopması var. Yukarısı öğrenme engeli olan insanlardan bahsederken Ceyhan da onlardan bahsetmiyor, farklı bir konuya dönmüş. Eledim. E, diyor ki es es çünkü olabilir, iken olabilir bakalım. Yardım eden yani yardımcı teknoloji sıklıkla bilgisayar teknolojisi Anlamına gelir. Bunu atfeder diyor. Burada konu değişmiş arkadaşlar. O yüzden eledim. Ee, gelelim son şıkkımıza. Because paralel bağlayabilir ya da e, problem çözüm de bağlayabilir. Yani sebep sonucun dışında. They yine bilgisayarlar diye düşünüyorum. Çünkü onlar güçlü ve esnek araçlar sağlarlar, sunarlar okuma ve yazma için. İyi bir şey mi? iyi bir şey artı peki e, bu öğrenme engeli olan insanlar için iyi bir şey mi faydalı bir durum mu kesinlikle o zaman hem yön uygun değil mi arkadaşlar hem konu bütünlüğü hem de referans var edirne'yi aldım son kez çevirelim diyor ki bilgisayarlar aşırı derecede herkes için faydalıdır ama onlar özellikle öğrenme engelleri olan insanlar için önemlidir çünkü onlar güçlü ve esnek araçlar sağlarlar okuma ve yazma için cevap edirne Arkadaşlar merhabalar elimizde bir kelime sorusu var incelemeye başlayalım şöyle söylüyor Botulizm olarak bilinen bulaşıcı hastalığın en yaygın tipi türü gıda kaynaklıdır gıdadan kaynaklanan bir hastalıktır ee, bakteri hangi bakteri ama Clostridium botulinum diye adlandırılan bakteriler tarafından üretilen toksini içinde bulunduran e, onu da kapsayan gıdadan kaynaklı bir hastalıktır diyor ki bu virgül viç hem nadir, az görülür hem de çok ölümcüldür diyor. S bizim için çok önemliydi burada. Çünkü onların artık bunlar onlar kimse bulacağız. Çünkü onların üçte ikisi ölüyor diyor. Üçte ikisinin ölmesi arkadaşlar iyi bir şey mi kötü bir şey mi? kötü. Demek ki burada bahsettiğimiz onlar başına iyi şeyler gelen değil kötü şeyler gelenlerin üçte ikisi ölüyor demeliyim. Ölümcül çünkü bu hastalık. Recovered dersem hani iyileşmiş olanların üçte ikisi İyileştiyse neden ölüyor? İyileşmiş olması olumlu bir durumdur. Ben ne yaptım o yüzden adanayı eledim. Afflicted bir hastalığa yakalanmış, ondan etkilenmiş demektir. Eksidir, dursun. Enkarış teşvik edilmiş olanların diyor hem artı hem de neye teşvik edilmiş. Eksik el eledim. Eliminated ortadan kaldırılmış olanlar. Ortadan kaldırılmış olması aslında eksi ama ortadan kaldırılan birisinin bir daha ölmesi mümkün mü? Değil mi? Saçma olduğu için dedim. Exploit, sömürmek, kullanmak yani sömürülen kullanılanların 3'te ikisi desek ne için kullanılıyorlar? Eksi olmasına rağmen anlamca uygun olmadığından eledim. Geriye kim kaldı arkadaşlar? Bursa kaldı. Afflicted dediğim gibi hastalığa yakalanmış anlamında kullanılmakta hatta şey de yazabilirsiniz yani yanına strike'ın kelimesi vardır ya hani bir şey tarafından poverty strike'ında da kullanıyoruz hani yoksulluğun çarptığı etkilediği diyoruz hastalık tarafından vurulan çarpılan etkilenen hastalığa yakalanmışların diyor üçte ikisi öldü cevap B şıkkı cümlenin genel çevresini de son bir kez toparlayalım diyor ki ee şöyle söylemiş clostridium botulinum bakterileri tarafından üretilen toksinlerin de içinde bulunduğu dahil olduğu bir ee Kada kadan kaynaklanan hastalıktır. Botulizm olarak bilinen bulaşıcı e, hastalığın en yaygın türü ki o nadir ve çok ölümcüldür. çünkü e, yakalananların, bundan etkilenenlerin üçte ikisi ölür. Cevap Bursa. Arkadaşlar merhabalar. Elimizde ikili boşluğun olduğu bir soru var. Her iki boşluktan sonra ne olduğuna bakmak, paralel yapılar mı yoksa bambaşka ifadeler mi var kontrol etmek işimizi kolaylaştırır. Birinci boşluktan sonra diyor ki pek çok devasa kaplumbağalar orada. Pek çok ifadesi var, miktar ifadesi var. İkinci boşluktan sonra ise onlar adaları Galapagos diye isimlendirdiler diyor ki cümle var. Bu durumda e, ben ne görebiliyorum orada? Many ifadesi neyin arasına gelmez? Adana'daki saç ve detin arasına gelmez. Çünkü saç ve detin arasında mutlaka e, ne olmasını bekliyoruz arkadaşlar? meni değil de e, isim olmasını bekliyoruz. İsim var ama önünde miktar ifadesi var olmaz. E as, as olabilir çünkü araya miktar ifadesi alabilir. Kadar anlamında rather than e, birleşik yazılır ve den ziyade anlamında kullanılır. Ayrılarak bulunmaz. E so det olabilir. So ile arasında miktar ifadesi gelebilir. Detten sonra da cümle geliyor durabilir. Bot, and arkadaşlar paralellik ister. Bot'tan sonra miktar varsa and'ten sonra da paralellik olmalı. Hem hem de demektir. Elenir geriye ez ez kadarla so that, öyle nokta nokta ki şöyle oldu diyen e, ifade kalır. Yukarı çıkıp anlama bakmak gerekir. İncelediğimizde diyor ki İspanyol e, denizci Tomas de Bertanga ve onun e, arkadaşı olan kaşifler Galapagos adalarını 1535'te keşfettiklerinde onlar şimdi ez ez desek e, orada e, o, e, ne buldular? Çok sayıda devasa kaplumbağa buldular. Onlara e, onların Adalara Galapagos adını verdikleri kadar. Anlamcı oldu mu hocam? Kadar eşittik. Hayır. E, Soğut ise bakın şöyle bir anlam oluşturacak bizim için. Güzel olacak aslında oturacak yiyeceğine. Şunu söylüyor çevirelim. Diyor ki e, İspanyol denizci Tomas de Bertanga ve onun e, kaşif arkadaşları 1535'te Galapagos adalarını keşfettiklerinde onlar o kadar çok devasa kaplumbağa orada buldular ki onlar İspanyolca'da kaplumbağa anlamına gelen adaları Galapagos diye isimlendirdiler diyor. Cevap? denize Merhabalar arkadaşlar. Bir kelime sorusu var elimizde. Cümle şöyle söylüyor. Ee, biz sadece nokta nokta yapmak zorunda değiliz. Aslında Natholny Batolso çok güzel bir ipucu. Çünkü paralel bağlar arkadaşlar. Natony burada Batolso'su nerede? Bat ifadesiyle verilmiş. En sonunda da tu var. Çok güzel. Bakalım artı bir ifade mi? Eksi bir ifade mi lazım? Anlamaya çalışalım. Ee, biz sadece diyor COVID-19 e, tehdidinin kendisiyle bir şey yapmak zorunda değiliz. Devamı çok önemlidir ya kelime sorularında sağ tarafı altını çizdim. Ve onun ekonomi diyor e, iz düşümü etkisiyle ama diyor bir e, aynı zamanda e, uluslar e, onların evlerinin dışına diyor çıkmayı yani laktan karantinaya almak yasaklamak hani yasakladıkça e, ayrıca zihinsel ruhsal diyor baskılar da var başa çıkmak zorunda olduğumuz. Aslında Covid çok güzel bir yansıma olmamış mı hocam? Yani sadece bununla değil aynı zamanda bununla da başa çıkmak zorundayız. Covid'e benzer bir fiil arıyorum arkadaşlar boşluğa Baktığımız zaman COVID-19 tehdidi ile tehdidine bağlı olmak zorunda değiliz. Yok, depend dependonu eledim. Güvenmek, bel bağlamak eledim. Prohibit from yasaklamak arkadaşlar. Covid-19 e, tehdidinin kendisini yasaklamak. Zor yani tehdidi yasaklayamıyoruz ki zaten. Eledim. Collide with çarpışmak anlamca uygun değil zaten. Yani fiziksel bir çarpışmadan e, bahseder. A e, company by ifadesi e, biz sadece Covid-19'un 19 tehdidinin kendisine eşlik etmek zorunda değiliz. Hocam biz ona eşlik etmek onun aynı anda bulunmak zorunda mıyız? Değiliz. Arkadaşlar cevap content with. Son dönemde okumalarımda çok yaygın gördüğüm için bu kelimeyi öğrenmenizi istedim. Content with kelimesi aynı bizim struggle gibi tamam mı? Başa çıkmak yani deal with, cope with gibi başa çıkmak anlamına geliyor. Cümleyi şöyle bir derlersek en son olarak da şunu söylüyoruz. Diyor ki biz sadece Covid-19 tehdidinin kendisiyle başa çıkmak zorunda değiliz ve onun ekonomik izdüşümü olumsuz etkileriyle aynı zamanda uluslar evlerimizin dışına hareketimizi diyor engelledikçe ekstra fazladan ruhsal zihinsel bir baskıyla da başa çıkmak zorundayız arkadaşlar cevap Edirne. Merhabalar değerli arkadaşlar elimizde bir bağlay sorusu var yanı isim alan prepositional bir yapı cümleye bakalım diyor ki çift dili programlar dünya genelinde e, göçmenlere ve indigeniz yani e, yerli azınlık dillerinin yerli konuşanlarına hizmet eder. Olumlu mu? Evet onlara e, ne yapıyor çift dili programlar fayda sağlıyor artı diyor ki orta sınıf ve varlıklı ailelerin çocukları. Hangi orta sınıf ve varlıklı aileler? Gelişme, zenginleşme için çift dilliliği arayan zengin ve orta sınıf anne babaların çocukları. Şimdi arkadaşlar, şunu görüyoruz aslında biz burada. Artı dedik ama burada artılığın dışında başka bir şey var. Kimin çocukları bunlar? Orta sınıf ve zengin aile çocukları. Öbür tarafta kimler vardı? Göçmen ve Yerli azınlık dili konuşanların çocukları vardı, değil mi? E, o zaman aslında burada iki tane taraf var. Peki iki taraf için de bu olumlu bir durum mu çift dili programlar? Evet çift dilliliği gelişme için arıyorlar. Yani gelişme için ona bakıyorlar. O zaman artı ya da artı bir durum var. Şimdi but for olmasaydı yokluğunda gizli imalı iftir ki burada öyle bir anlam söz konusu değil. E, in terms of bakımından açısından anlam uymaz zaten. Eledim. Owing to yüzünden den dolayı desem sebep sonuç ilişkisi kurmamız lazım arkadaşlar ama yani bu çocuklardan dolayı mı diğerlerine hizmet ediyor? Hayır değil. Ezvelez As aslında evet artı artı bağlayabilir. Hem de nokta nokta çocuklar çocukların yanı sıra göçmen ve yerli çocuklar için de olabilir beklesin. Dispatch sıttık anlatıyor zaten artı artı hiç değil. Geriye kim kaldı? Denizde. Şimdi cümleyi bir birleştirerek okuyalım. Şöyle söylediğini görüyoruz. Diyor ki e, gelişme için zenginleşme için çift dilliliğin peşinde olan varlıklı ve orta sınıf ebeveynlerin çocuklarının yanı sıra göçmen ve azınlık dillerinin yerli konuşanlarına hizmet eder çift dilli programlar dünya genelinde